Merhaba sevgili seyirciler. Bu akşam Düşüne Taşına da beraber olacağız. Nihan Hanım rahatsız olduğu için gelemedi. Bugün aslında Orta Doğu'da, dünyada dolayısıyla daha genel olarak konuşacak olursak yaşanan bunalımı konuşacağız aslında. Yani bir bunalım yaşadığımız çok apaçık ortada. Özellikle son yüzyılda belki de insanlığın karşı karşıya kalmadığı en büyük felaketleri yaşadı insanlık. Buna rağmen gene de işte insan haklarından, demokrasiden, özgürlüklerden falan söz etmeye devam edip duruyoruz. Belki de bu anlamda Batı uygarlığı dediğimiz şey, insan haklarını, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü falan diline pelesenk eden Batı uygarlığı dediğimiz şey belki de bir sadece boş bir iddiadan ibaret. Ortaya çıkan şey en gelişmiş aşamasında, en son zirve noktasında bile tam vaat ettiklerinin tersini dolayısıyla gerçekleştiriyor. Bugün Gazze'de yaşananlar insanlığın gözünün önünde ilk defa bu tür facialarla, felaketlerle karşı karşıyayız. Bundan öncesi de oldu. Mesela Bosna'da benzer bir şey oldu. Srebrenica katliamını hatırlayın. 8 bin masum insanı acayip bir şekilde katlettiler. Yani masum derken savaşıyordu tabii ama sonuçta bir şekilde kuşattılar. Dolayısıyla dünyadan tecrit ettiler ve katlettiler. Buradaki şey daha feci. Üstelik de televizyonlardan naklen de yayınlanıyor. Bu korkunç bir şey. Yani insanlık tarihinde belki de böylesi bir şey. Çünkü önceden televizyon olmadığı için, bu kadar naklen yayınlayacak araçlar olmadığı için ilk defa tanık oluyoruz. Bütün bu olup biten şeyleri sadece İsrail-Filistin savaşına indirgemek çok yanlış olur. Veya İsrail-Hamas savaşına indirgemek, çatışmasına indirgemek çok yanlış olur. Dolayısıyla olup biten şeyleri kavramamızı zorlaştırır. Nietzsche'nin bir lafını burada sözünü hatırlatarak hemen geçeyim programa. Nietzsche modernlikle ilgili tespitinde, ya dolayısıyla modernlik modern Batı uygarlığı demek. Tespitinde şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki modernlerin en önemli problemi nedenlerle sonuçları birbirine karıştırmaları diyor. Tam da bizim yaşadığımız süreçte böylesi bir şey yaşıyoruz. Yani özellikle medyatik kuşatma buna da izin veriyor. Medyatik kolonyalizm de diyebiliriz. Burada son durumu bize sanki nedenmiş gibi diye sunuyor. Sonucu, son durumu. Halbuki arka planı var. Bütün olup biten şeylerin arka planı var. Mutlak anlamda bir nedensellik ilişkisine de indirgemek istemiyorum tabii. Yani berbat bir, kör bir determinizmle falan da bahsetmek istemiyorum burada. Tabi bu daha entelektüel tartışma konusu, akademik tartışma konusu. Hemen bugün çok önemli bir konuğumuz var. Teoman Duralı hocamız, Profesör Doktor. Türkiye'nin en önemli düşünürlerinden birisi. Belki de şu an yaşayan en büyük düşünürlerimizden birisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam müsaade ederseniz kitaplarınızdan izleyicilerimize, hiç olmazsa tanımayan izleyicilerimize tanıtmak isterim. Bilen izleyicilere de hatırlatmak isterim. Hocamızın Çağdaş Küresel Medeniyet kitabı aslında Türkiye'de bugün de üzerinde duracağımız konuyu konuşabileceğimiz belki de tek kişi olduğunu dolayısıyla gösteren bir kitap. Batı uygarlığının oluşum sürecini belki biraz anlatıyor ama aynı zamanda medeniyet fikrine ilişkinde, yani bizim nasıl bir medeniyet fikrine sahip olabileceğimize ilişkinde önemli teorik tespitleri var. Ayrıca son çıkan en son kitap bu değil mi? Bu mu hocam? Değil ama en önemli diyebiliriz son Evet. çıkanlardan. Evet. Sorun nedir? Başlığı çok sade bir başlık. Tam bir filozof düşünüre göre bir başlık hocam. İsterseniz siz bahsedin hocam. Bu kitabı yeni aldım çünkü elime. Bir iki cümle söz eder Efendim, misiniz hocam? felsefe bir sorun işi olduğundan öncelikle sorunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Arkasından felsefi olmayan sorunları ele aldım ve nihayet felsefe sorununa girdim orada. Bizi yakından ilgilendiren, millet olarak Türklüğü yakından ilgilendiren sorunları felsefi ve tarihi bir bakış açısıyla ortaya koymaya çalıştım. Felsefe çözümden ziyade sorunları ortaya koyma, sergileme sanatıdır diyebiliriz. Bu bakımdan kitaba cevap arayanlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler. Soruların ortaya konuşunu
ve neler olduklarını, daha felsefe sorusu ile felsefeye ilişkin olmayan soruların arasındaki sınırın nasıl çekilmesi gerektiğine ait bir metodoloji çalışması, bir yöntem çalışması olarak da görülebilir. Tabii hiç cevap yok diyemeyiz. Var bazı cevap denemeler. Yani her soru zaten bir şekilde cevap da gerektiriyor. İçeriyor. Öyle bir denemelerimiz de var o konu. Hocam noktada. Çok teşekkürler. Bir de hocamızın çıkardığı, yayın yönetmenliğini yaptığı Kutatku Bilik diye önemli bir akademik dergi var. Son sayısını hocamız getirmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Yani burada varlık, bilgi, ahlak araştırmaları, metafizik dosya konusu. Metafizik, fizik evet. Ve toplum araştırmaları evet. Birlikte ele alınıyor. Evet. Yabancı dilde de metinler var. Var. Evet. Arapça var. Klasik Arapça, İngilizce. İbn Sina. Rusça ve şeyce, İspanyolca kabul ediyor ama her metin Türkçe'ye tercüme ediliyor. Evet hocam. Düşünün olarak Ziya Gökalp bir arkadaşın Ayhan Bıçak El Mesudi'ye göre Abbasiler döneminde büyük tarihçi El Mesudi'ye göre Arapça kültürü ve kültürler arası iletişim diye iki tane sadece başlık zikretmiş oldum. Berdayev'den Heidegger düşünme sorunu. Berdayev'den ne var hocam? Devrim karşıtlığı bağlamında özgürlük felsefesi. Evet. Evet. Şimdi hocam biz aslında şu anki yaşanan süreci oturup biraz sağlıklı bir şekilde Türkiye'de derinlemesine entelektüel olarak, zihni olarak çözümleyebilecek ve buradan da dolayısıyla bu çözümlemeden de geleceğe ilişkinde bir takım tasavvurları tahayyül etmemiz en azından mümkün kılabilecek çok fazla analizler yapılmadı şimdiye kadar. Türkiye'de de çok fazla televizyonların bu tür bir konuşma biçimini, bu tür bir tartışma biçimini kaldırabilecek yanları yok. Çok vulgarize oldu televizyonlar Türkiye'de. O yüzden sizin bu programda söyleyeceklerinizi çok önemsiyorum ben aslında. İzleyicilerimiz açısından da umarım çok faydalı olur. Şimdi bu insanlığın medeniyet buhranı veya bunalımı diye tarif ettiğimiz konu başlığı olarak sorun biraz önce sunuşta da açışta da söylediğim gibi aslında son Filistin'deki krizden katliamdan ötürü dolayısıyla bizim gündemimize aldığımız bir sorun. Ve dolayısıyla 50 senedir yaklaşık yarım asırdır sürüyor. Daha geriye de götürülebilecek tarafları var. Yani en azından 1967'den itibaren çok ciddi bir şekilde canlı bir savaş ortamı yaşanıyor orada. Şimdi sizin aslında çağdaş küresel medeniyette anlamı gelişimi konumu alt başlığıyla verdiğiniz kapakta çağdaş küresel medeniyeti veya uygarlığı aslında bütün şeyleriyle bütün özellikleriyle tanımlıyorsunuz. Oluşum sürecine ilişkin de bir şey söylüyorsunuz. Ama burada şu an yaşadığımız bunalımı bir 100 yıldır ikinci sanayi devriminden itibaren özellikle yaşadığımız bunalımı tümüyle de görmemizi sağlayabilecek bir paradigmatik kök var orada, köken var. O açıdan şu an yaşadığımız bunalımı kısaca isterseniz oradan özetleyelim. Yani yaşadığımız medeniyet bunalımından, insanın yaşadığı medeniyet buhranından, bunalımından kastettiğimiz şey nedir? Oradan kökenlerine isterseniz gidelim. Hay hay. Buyurun hocam. Rica ederim. Efendim başta Nietzsche'yi zikrettiniz. Orada dediniz ki çağdaşlık nedenler ile sonuçların karıştırılması evet. Hadisesidir. Bunun başta gelen sebebi dehşet bir kavram kargaşasının hüküm sürüyor olmasıdır. Kavramdan daha güçlü bir silah yok. Ve kavram son derece tehlikeli bir olaydır. Kavramsız yaşayamıyoruz. Hayatımız kavramlara bağlıdır. İnsan olarak yaşayışımız kavramlarla mümkündür. Yani ekmek, su, hava her neyse bunlara
tabii birinci dereceden ihtiyaç duyuyoruz ayakta kalmak için. Ama hepsi birer kavramdır. Çölde gidiyorsunuz, susuz kalmışsınız. Adam geliyor karşıdan yahut da bir yere gelmişsiniz. Ne diyeceksiniz? Su diyeceksiniz. Diyemezseniz susuzluktan ölürsünüz. Ya bitti. O kelimeyi telaffuz edemediğiniz takdirde işiniz bitik demektir. Evet. Dilsiz ancak küçük çocuklardır. Ve onları da dahiler dahisi anneler anlarlar. Dahiler dahisi. Dahisi. Anne bir dilsiz anlayan bir dahidir. O yüzden annenin üstünde hiçbir şey yok. Hani ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Evet. Bağdat'ımızı kaybettik ama Allah anneleri kaybettirmesin bize. Amin. Her neyse, çağdaş medeniyetin en önemli katliamı kavram kargaşasıdır. Kavramları karıştırmıştır. Ve biraz açarsak hocam. Kavramların nizamı, kavramların düzenlenmesi felsefenin işidir. Felsefe bunu meslek edinmiştir. Felsefe ortadan kalkınca kavramı tarif edecek bir merci yok artık. Olmayınca da hakim olan merci istediği gibi oynayabiliyor. İstediği biçimi verebiliyor kavramlara ve kavramlarla oynamasının sonucunda kitleleri kandırabiliyor. Çağımız bir kitle kandırma çağıdır. Hiçbir çağda bu kadar mükemmel biçimde insanlar aldatılmamışlar. Hocam o yüzden çok özür dilerim, fazla şey yapmayacağım. Heidegger'in bir şeyi var. Yani bu medyayı bu kadar sofistike bir şekilde Batılıların geliştirmiş olması da tesadüfi değil. Heidegger şey diyor. Kamera, tam söylediği şey bu. Kamera izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır diyor. Bu muhakkak. Kamerayla birlikte kameranın dili. Tabii yani bütün o şeyi tabii, bagajı göz önünde tabii, bulur. O çünkü kamera ölü bir madde. O kamerayı konuşturan dildir. Ha kameralı olmuş ha kamerasız olmuş. Evet. Yani kulağa da hitap edebilirsiniz kandırmak için. Nitekim 950'lere değin pek kameranın şeysini, rolünü görmüyoruz. Kulağa hitap ediliyordu. Evet. Ve kulak yoluyla insanlar aldatılıyorlardı. O Heidegger'in gene enframing dediği çerçeveleme. Çerçeveleme. Evet. O çerçeveleme kuşatma, hayati bir önem taşımaktadır. Olağanüstü kötü bir işi son derece iyi gösterebiliyorsunuz. Burada bir büyücülük. Bir büyücülük var. Büyürecilik ve büyücülük. Büyücülük var. Burada kötü işi durduracak bir mekanizma yok. Vicdan kaldırılmıştır ortadan. Vicdan bir iç muhasebesi ve bu dışımızdaki bir güce bağlı olduğundan ve o güçten de korktuğumuzdan ötürü biz yeni çağa değin istediğimiz gibi yapamıyorduk. O bu fren kaldırılınca artık hodri meydan. Evet. Peygamberin bir nefis bir sözü vardır. Utanmadıktan sonra ne yaparsan yap. İşte bitti o utanma hadisi. Ar damarı çatladı. Şimdi burada tarihte gördüğümüz en büyük devrimi yaşadık. Hiç böyle bir şey görülmedi. İlk defa 1600'lerin başlarından itibaren öteden beri insan olmaya başladığından bu yana ne zaman başladıysa onu bilmiyoruz. O bir karanlıktadır ve hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Onlar hep spekülasyondur. Korktu da ağaçlar azaldı, otlar büyüdü. Etrafını görmek istedi de iki ayağı üstünde durdu, baktı sağına soluna. Ya bunlar hep masal, bilmiyoruz. Her şeyi de bilmek zorunda değiliz. Bazı şeyleri bilemeyiz. Evet. Ondan sonra insan olalı din tarafından yönetilmiştir. Fetişizmler, totemizmler, çok tanrılı dinler vesaire
hep bir inanç düzeni vardı. İlk defa 1600'lerde bu Avrupa'da terk edildi. Yani Rönesans reformu. Yaşamanın kodları din tarafından, ne olursa olsun o din, hangi inanç türü olursa olsun, ister şamanlık ister totemcilik ne derseniz deyin, bir inanç düzeni tarafından kodlanma terk edilmiştir. Hayatımız o yönden kodlanmaz hale gelmiştir. Onun yerini alan olay felsefedir. Nasıl bir felsefe? Kapatılmış, tıkanmış bir. Çünkü felsefe sürekli önü açık bir gidiştir. Felsefenin ana yöntemi diyalektikte ulaşılan her sentez yeni bir tezdir. Orada bitti sanıyorsunuz, bitmiyor. O senteze bir soru gelmeye başlıyor. Yoklanıyor. Denenmek, sınanmak isteniyor. Ve o durumda o sentez bir tez haline geliyor. Ona karşı sürülen soru, denetleme mekanizması bir antitezdir. Bir karşı savdır. O sentez son olarak kabul ediliyor. Deniliyor ki bundan sonrası yok kardeşim. Bu vardığımız son noktadır. Hatta deniliyor, bunu fazla kurcalarsan fena da olabilirsin. Yani sadece sözde kalan bir yasaklama değil, bir tehdit de var işin içinde. O sentezin son olması, artık teze dönüşmemesine bir dogma diyoruz. Dogmalardan örülmüş fikir yapıları, düşünce yapıları öğretilerdir. İdeolojiler de öğretilerden meydana geliyor. Öğreti sistemidir. Ama burada ilginç, çok ilginç bir soru soracağım. Burada yani normalde mesela Türkiye'de pozitivizm, pozitivist algılama biçimleri çok kaba biçimleriyle de üstelik çok dominant olduğu için entelijansiyada yani mesela din dogmalardan müteşekkildir, oluşmuştur falan ibarettir şeklinde bir algı var. Siz tam tersine çağdaş uygarlığın evet, dogmatik olduğunu söylüyorsunuz. Dogmatik. Pozitivizm diyor ki görüneni, deneneni esas al. Ben buna karşı bir eleştiri geliştirmeye çalıştım. Bu olmaz diyor. Ona da karşı bir eleştiri getirebilirim. Safsata diyor. Tabii. Metafizik diyor. Diyebilirim ki hayat denenebilir sahadan ibaret değildir. Bazı şeylerde denene. Aa diyor, bu ne biçim bir şey diyor. Bu aklını kaçırmış diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu şekilde bir karşı çıkış var. Bir ufuk daralması aslında. Tabii. Evet. Tabii. Yani kendisi eleştiriyi esas alıyormuş. Bakın kandırmacaya bakın. Eleştiriyi esas alıyormuş gibi davranırken eleştiriyi topyekun kapatıyor. Hocam çok önemli bir soruyorsunuz. Bu yani aslında şey, modernlik tam anlamıyla özellikle Kant'la birlikte bir eleştiri sürecine giriyor. Bir mutlakiyetçiliğe, bir diktaya götürüyor. Bütün ideolojiler, ki bunların içerisinde en gevşek olanı diyelim, en fazla hareket serbestliğini tanıyormuş gibi gözükeni sermayecilik, kapitalizm olmakla birlikte en sert olanı aslında o sezdirmiyor. En sert olanı. Çaktırmıyor diyelim. Amiyane deyişle. Amiyane deyişle. Bunun üzerine daha şey yapabileceğiz. Zaten o ilk ideolojidir. Ve çağdaş medeniyetin bel kemiğidir. Evet. Liberal kapitalizm yahut serbest diyelim sermayecilik yeni çağın ilk şeysidir. Evet. İdeolojisidir. Ve o medeniyet onun üzerine bina edilmiştir. Bu durumda bakın eskiden, yeni çağdan önce medeniyetler dinler üzerinde bina edilirlerdi. Her medeniyet dininin adıyla anılırdı. Hindu medeniyeti, işte Hristiyan medeniyeti, İslam medeniyeti
filan şeklinde gidiyordu. Bazı kavmi adlarla adlandırılan medeniyetler var. Çin medeniyeti, Aztek medeniyeti, İnka medeniyeti. Ama bizim daha yakından tanıdığımız Avrasya'nın belli başlı medeniyetleri din adıyla anılmaktadır. Söylediği şey. Evet. Arkasındaki dayandığı arka plan hadisesi. Medeniyet ile din bir şey değil ama din onun esin kaynağı olmuştur. Evet. Şimdi burada ideolojinin esin kaynağı haline geldiğini görüyoruz. O bir arka plan oluşturmaya başlıyor. Yolu tıkanmış felsefe manasında. Evet. İşte en önemli ideoloji, biraz önce söylediğimi tekrarlama pahasına, sermayecilik olmuştur. Ve bu sermayecilik, tabii bir adam gelip de Musa'nın asası gibi yere vurup da bir anda bunu oluşturmadı. İrade ve şartlar bir arada yürümeye başladılar. Hangi ne iradesi? Çok açık bir ifadeyle zenginleşme iradesi. Hiçbir çağda 1500'lerde gördüğümüz, 1500'lerde gördüğümüz, Kuzeybatı Avrupa'da gördüğümüz salt, zenginleşme, varlığını arttırma, maddi varlığını habire yükseltme isteğine benzer, paralel bir hadiseyle karşılaşmıyoruz. Şu anlamda karşılaşabiliriz. Tek tük vardır. Karun gibi adamlar çok zenginleşmek isteyen ve zenginleşen kimse. Ama bu kurumlaşıyor. Kuzeybatı Avrupa'da öncelikle Flemenk'te, bizim Hollanda dediğimiz Flemenk'te ve İngiltere'de bu olay kurumlaşıyor. Önemli olan budur. Evet. Omurgası haline geliyor. Tek çiçekle bahar olmuyor. Bir olayın tek başına ortaya çıkması bütün sorunu çözmüyor. Aslında bir şeyden bahsetmemiz onun kurumlaşmasıyla mümkündür. Evet. Burada zenginleşme iradesi kurumlaşıyor. Ve bu kurumlaşan iradenin adı sermayecilik oluyor. Evet. Başka hiçbir şey göz önüne almıyor artık. Bir tek bu amaç peşinde koşmaya başlıyor. Evet. Ve buna karşı çıkan ne varsa bertaraf ediyor. Ve bunun başında da, engellerin başında din geliyor. Din istediği kadar kötürümleştirilmiş olsun. Din olduğu sürece belli bir ölçüde adaleti dile getirmek zorundadır. Yani o kavramların karıştırılmasından taburuya kadar geldik hocam. Yani eğer tekrar oraya yani ben argümanınızı bitirin. Şu anlamda bu zenginleşme iradesi kavramları kullanma şeysini yürütmüştür, aracını yürütmüştür, kavramları yürütmeye başlıyor. Çünkü insanlar dil yoluyla iletişim kurduklarından o iletişimi kendine yontma, kendine dönüştürme, kendi çıkarına kullanma. Çünkü kaba kuvvete de başvurduğunuzda öncelikle o kaba kuvvetinizi neyle meşrulaştıracaksınız? Dille meşrulaştıracaksınız. Dil yoluyla ikna etmek zorundasınız. Sermayeciliğin dayandığı en önemli sütun sömürüdür. İnsanları sömürü konusunda bile ikna ediyorsunuz. Hiç şüphesiz. Yani civilizing process diyorsunuz. Tabii. Adına. Uygarlaştırma tabii, süreci tabii, diyorsunuz. Medenileştirme şeysi altında. Yani yalın kılıç, kılıcımı çektim, kelleleri uçurdum. Dünyayı böyle fethedemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bunlar efsane. Öncelik ve özellikle. Şimdi dikkat edin. İngilizlerin Hindistan'ı fethi nasıl olmuştur? Evet. Tamamıyla dil yoluyla olmuştur. Böyle kuvvetlerle
süngüyle bilmem kılıçla. Biraz açabilir miyiz hocam? Bu önemli bir şey. Arkasından çünkü Hollandalılar önce Hollandalılar gitti. Ha, Fransızlar geliyor bir de. Önce Hollandalılar gitti. Evet. Doğu Hint şirketi evet. İkisinde de. İkisinde de 1600'lerin başında 2000, Hollanda evet. Arkasından 1600'lerin sonu 1700'lerin başlarına İngilizler gidiyorlar. Doğu Hindistan şirketiyle. Bunlar oradaki güçlü adamları gene mazur görün bu kaba şeyimi tavlıyorlar. Tavlıyorlar. Burada maddi bir takım çıkarlar teklif ediliyor ama o teklif edilirken dil de gidiyor. Ve sürekli olarak insanlar ikna ediliyorlar. Ve bu ikna edilişte emperyalizme hizmet eden bir dini kurum ortaya çıkıyor. Yeni bir din ortaya, yeni bir Hristiyanlık yaratılıyor. Var olan Hristiyanlık, Katoliklik atılıyor. Protestanlık ortaya çıkıyor. Protestanlık bu emperyalizmin öncü kuvveti. Akıncısı. İkna edici aynı zamanda. Tabii ki. Çünkü şimdi bana bunu veriyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum. Bana diyorsunuz ki bu gözlük, bunu takarsan daha iyi görürsün diyorsunuz. Ben o güne kadar buna hiç ihtiyaç duymamışım. Ondan sonra takıyorum ve öyle bir ikna ediliyorum ki gerçekten bu güzel, bana daha güzel gösteriyor. Hani öyle ilaçlar vardır, kandırmaca ilaçlar vardır. Bir P ile başlayan bir adı var, unuttum şimdi. Aldığınız vakit kendinizi daha hissediyorsunuz filan gibi böyle ilaçlar var. Bunun gibidir bu. Ondan sonra ben buna bir kere alıştıktan sonra bundan kurtulamıyorum. Uyuşturucu madde gibi. Bağımlı yapıyor. Bağımlı kılıyor. Bunu satın almam lazım. Satın almam için bütün benim şeyimi değiştiriyorum. İktisadi hayatımı değiştiriyorum. Kapalı bir iktisat hayatım varken. Kendi kendime yetiyorum. Hayır. Artı ürüne geçeceksin diyorsunuz. Ondan sonra ve ben bunu başaramadığım vakit benim gücümden, benim emeğimden yararlanılmaya başlanılıyor. Ben sırf bunu almak için. Aynı şey bugün devam ediyor. Kadını, tam da ben onu söyleyecektim. Kadını kaçırıyor. Tam bugünü de açıklayacak kadını bir şey. Kadını kaçırıyor. Diyor ki işte sen diyor işte falanca yerde çalışacaksın. Gayet iyi para kazanacaksın. Ben getiriyor. Ondan sonra uyuşturucuyu dayıyor. Kadın bağımlısı oluyor. Müptelası oluyor. O uyuşturucuyu almak için sürekli borca giriyor. Borcu ödemek için vücudunu satıyor. Formül bu. Evet. Yani bu çok belki açık bir örnek teşkil ediyor. Hocam genel tüketim toplumuna zaten uyarlayabiliriz. Aynen onu. Öyle. Genel evet. Tüketim toplumuna gidiyor ve adam insan, yani adamdan kastettiğim insan, kişi, kadın olmuş, erkek olmuş fark etmez. Kendini satıyor artık. Kendini veriyor o sömürücüsünün eline. Onun hesabına, namı hesabına. O ona bir takım bir şeyler veriyor. Vermiyor değil. Yaşatacak ve satacak ona. Evet. Yaşatacak ve satacak. Ama hiçbir zaman o bağımlılığından kurtulamıyor. Evet. Bunu sadece sömürgede yapmıyor. Kendi memleketinde de yapıyor. Evet. Bu aşağı yukarı 1950'lere, 2. Dünya Savaşı sonuna değin üstün sömürgeci ülkeler kendi insanlarını da feci şekilde sömürmüşlerdir. Şeyin Engels'in Marx'a gönderdiği raporlara baktığınız vakit İngiltere'de Liverpool'da işte ne bileyim yani Glasgow'da şurada burada Manchester'daki fabrikalarda yahut da maden ocaklarında korkunç durumdaki insanları görüyorsunuz. Bu insanlar köle değil işçi. Evet. Kandırma. Eskiden köleydi insanlar ve köleliğin dünyanın en kötü şeyi olduğu tescil ediliyordu. Bir de köle efendi diyalektiğini hatırlarsak yine Nietzsche'den. Evet. Aslında tam yani Hegel'e falan da gidebiliriz ama Nietzsche'deki şey efendisinin hakim olması hikayesi de var kölenin. Yani başka bir şey ama hocam. Şimdi bu. Birazdan ara vereceğiz hocam. Efendi köle ilişkisinde
ne perçinlemek için o efendi kendine üstün bir nitelik, vasıf da atfetmektedir. Ben üstün bir insanım. Burada işte paradigmanın en önemlilerinden birisi Darwin'in görüşleri ortaya çıkmaktadır. Canlılardaki basamaklama, sınıflanma insanlar için de söz konusudur. Üstün olan insanın en doğal hakkı alttaki olanı şeyine kadar, iliğine kadar sömürme hadisesi. Ha, buradan başlıyor ve burada bütün kavramlar işaret ettiniz. Kavramlar yoluyla bütün bunlar işleniyor ve kavramların insanlara yedirilmesi olayına öğretim diyoruz. Hocam tam ara verecek bir tamam. Şey oldu. Biz buradan biraz daha açacağız konuyu. Hocamla müthiş bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Özellikle Batı uygarlığının içinde yaşadığımız krizi, dünyanın yaşadığı krizi anlamak açısından temellerini oluşturan dinamikleri konuşuyoruz. Teoman Dural hocamla aradan sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Düşün Ataşı'na da Türkiye'nin en önemli düşünürlerinden Teoman Dural hocamla birlikteyiz. İnsanlığın yaşadığı medeniyet bunalımını konuşuyoruz. Burada tabii ister istemez içinde yaşadığımız çağ, zaman dilimini, bu zaman dilimine hakim olan zeitgeist, zamanın ruhunu, dolayısıyla kavramları ve kurumları, bütün kullandığımız kavramları siyasi, kültürel, entelektüel, sosyolojik, büyük ölçüde Batı uygarlığı oluşturduğu için, aynı zamanda küreselleştiği için insanlığın bunalımına dönüştü bu. Diğer medeniyetlere de katkıda bulunma, insanlığın medeniyet destanına diyelim, katkıda bulunma imkanlarını bir şekilde iptal etti. Daha önceki programlarda da hatırlarsanız, tam yeri gelmişken hatırlatayım burada yeniden, zikrediyordum. Toynbee'nin söylediği şey hocam, 26 medeniyetten 16'sını fiilen yok etmiş olmaları, yani 9'unu fosilleştirmiş olmaları, 300 senelik bir zaman dilimi. Yani dolayısıyla vicdan ortadan kalktığı kalkıyor. İçin kavramlar birbirine karıştırılıyor. O büyük varlık zinciri tepetaklak ediliyor. Yani insan, tanrı, kainattan oluşan büyük varlık zinciri. Dolayısıyla parçanın bütün yerine yerleştirilmesi gibi bir arıza. Mesela aklı her şeyi açıklayabilecek bir şey indirgiyorlar. Sonra araçsal akıl çıkıyor ortaya. Evet. Yani amaçlar devreden çıkıyor, ahlak devre dışı kalıyor. Dolayısıyla araçları kontrol etme güdüsü, iç güdüsü belki. Yani biraz daha aşağılaşan bir düzleme dönüşen, aşağılaşanı şey anlamında söylüyorum. Hiyerarşik düzlemde. Evet. Yani biyoloji felsefesi konusunda da tek isimsiniz aslında Türkiye'de. Yani o açıdan da belki söyleyeceğiniz şeyler olabilir. Çok yani şey için bu konu bağlamında söylerseniz çok seviniriz. Yani burada aslında... geldiğimiz noktada bu bütün insanlığın yaşadığı bir krize dönüşmesi kaçınılmaz olarak zorunlu gibi gözüküyor buradan baktığımız zaman. Şimdi buradan şöyle bir ters köşeden bir soru sormak istiyorum hocam. Bunu aslında Batı'da yaşayan, özellikle postmodern sürece baktığımızda bütün işte Nietzsche'den itibaren başlatırsak, Nietzsche'den itibaren işte Levinas'ı, Heidegger'i, Derrida'sı, Derrida'sı, Foucault'su,
Baudrillard, bunların hepsi çok ciddi bir şekilde Batı'da işte insanın yok oluşundan, öznenin yok oluşundan veya toplumsalın iptalinden falan da ciddi bir şekilde bahsediyorlar. Yani bu çağdaş uygarlığın, yeni çağ uygarlığı dediğiniz uygarlığın, sermayeciliğin omurgasını oluşturduğunu söylediğiniz uygarlığın çok ciddi bir şekilde insanlığı bir felaketin eşiğine sürüklediğini, dolayısıyla bangır bangır bağırıyorlar bir 100 senedir. Bunu sanki Batılılar çok ciddi bir şekilde görüyorlar. Buradan da aslında ikinci bu bölümde de belki konuşabiliriz. Belki üçüncü bölüme de bırakabiliriz. Yani Çin'in bu anlamda veya Hindistan'ın veya Rusya'nın veya Latin Amerika kıtasındaki tecrübelerin paradigmatik olarak bu yaşanan krize bir medeniyet tasavvuru, bir medeniyet felsefesi sunabilmelerinin imkansızlaştığını dolayısıyla sanki görüyorlar. O yüzden 100 senedir Osmanlı'nın durdurulması hikayesinden itibaren başlayan bir şey var. İslam'ın bu kuşatıcı büyük varlık zincirinin insanı, kainatı, dolayısıyla yaratıcıyı merkeze yerleştirerek sunabileceği şeylerin bir şekilde önünü tıkamaya çalışıyorlar ama güneşi balçıkla sıvamaları biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü Baudrillard mesela en ilginç örneklerinden birisi, ölmeden önce insanlığın önündeki en büyük seçenek var. İnsanlığın önünde tek bir seçenek var. Biz o seçeneği bile iptal ediyoruz falan diyerek gitti. Yani ölmeden önce söylediği şeylerden biri buydu. Yani söylemek istediğim şey, bu krizin oluşturulmasında, krizin oluşmasında, insanlık krizinin oluşmasında, bir insanlık krizi çıktı. İnsanın varlığının tehlikeye, kainatın varlığının tehlikeye girmesi söz konusu oldu. Bütün bu sözün ettiğimiz paradigmanın, temellerin, dinamiklerin rolü nasıl tezahür etti hocam? Efendim, insanın en temel sorusu, her yetişen aklı başında insanın şunu soruyor: ben ne işe yararım, niye varım? Bütün kültürlerde gördüğümüz olay budur. Az yahut çok değişik biçimlerde de olsa bu soru sorulur. Dinlerin de temel sorusu bu olmuştur. Bu arada İslam'ın. Niye Allah insanı yaratmıştır? Dini düşünmüyorsanız niye meydana geldim diye soruyor insan. Niye varım? Niye varım? Bu çok temel bir soru, insana mahsus ve bunun cevabı, dinden gelen cevabı, dinin getirdiği cevap, ki bu dinin getirdiği cevabı bize yeni çağda en bariz bir biçimde yansıtan kişi Alman filozofu Immanuel Kant olmuştur. İnsan bir ödev varlığıdır. Dünyaya ödevle yükümlü olarak geliyoruz. Ve ödevimizi yerine getirip getirmeme bize bırakılmış bir şeydir. Yani ödevi yerine getirmek zorunda değilim. Öyle olsaydı bu bir içgüdü olurdu, bir zorunluluk olurdu, insan olmazdım. Onu yerine getirip getirmeme bana bırakılmış bir şey. Ahlak dediğimiz olay ödevi yerine getirmektir. Ödevi yerine getirmek verilmiş sözün tutulmasıdır. En basitinden. En basitinden. Ahde vefa diyoruz biz buna. İşte dinen bu önce Allah'a verilmiş olan söz de başlıyor filan. Ondan sonra dünya hayatında devam ediyor. Hep verilmiş olan sözün tutulmasıdır. Bu çok zor bir iştir. Bundan daha zor hiçbir şey olamaz. Ve insanın cennetten kovulması bunun budur. Yani ödev varlığı olması, hayvanın öyle bir derdi yok. O cennette yaşıyor. Ödev varlığı haline geldiniz mi, verdiğiniz sözü tutmak için hayatınızı feda ediyorsunuz, vakfediyorsunuz. Çünkü akıl veriliyor, irade veriliyor, kainat yaratılmış. Hepsi bu. Ve bizim dışımızda bütün bu. Hepsi bu istikamette yürümektedir. Bu verilen sözün tutulması, ödevin yerine getirilmesi. Şimdi siz sözünü tutan, ödevinin bilincinde olan bir insan olarak ne yapıyorsunuz? İlkin kendi yakınlarınızı geçindiriyorsunuz. Onların ayakta kalmasını sağlıyorsunuz. Savunuyorsunuz onları. İşte ne bileyim ben, karınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu veya işte kadınsanız erkeğinizi, çocuğunuzu, her neyse.
her kişi kendi uhdesine verilmiş, bırakılmış insanları geçindirmek, onları ayakta tutmak zorunluluğuyla karşı karşıyadır. En basitinden bu. Ve bunun için işte hangi iktisat seviyesindeyseniz onu gerçekleştiriyorsunuz. Mesela işte gelişmiş bir iktisat düzeninde para kazanıyorsunuz, ailenizi geçindiriyorsunuz. Bu para kazanma neye yöneliktir? Ödevlerinizi yerine getirmeye yöneliktir. Şimdi bu yeni medeniyet örneğinde ödevin yani getirilmesi, unutulması. Bu unutuluyor. Bu ödev fikri bitiyor. Bütün felsefe sistemleri sonunda ahlaka gitmek için yolları denerler. Bilgi teorisiydi, varlık öğretisiydi, şuydu, hepsinin son gayesi ahlaka gitmek. Çünkü ahlak bize verilmiş değildir. Bilgi bize veriliyor. Yani ben bunu görüyorum, şunu görüyorum. İyiyi, kötüyü, çirkini, güzeli görmüyorum. Dinin de buradaki yeri budur. Bana nirengi noktalarını gösteriyor ahlakın. Ahlakı olduğu gibi vermiyor din. Bana nirengi noktalarını bildiriyor. O nirengi noktaları arasındaki ağı ben örüyorum. Yani orada akıl insanın yaratıcılık gücüyle o nirengi noktalarını ördüren akıldır. Evet. Akıldır o. Ama nirengi noktasının kendisini akıl göremez. Evet. O aklın ötesindedir. O veriliyor. Verilmediği takdirde onu kendi kendine uyduruyorsun. İşte uydurmada ilk yaptığım iş zahmetli olanı atmaktır. Ödevi atıyorum. Kendi yine bu amiyane tabirime mazur görün, işkembeme düşünüyorum. Onun zevkine gidiyorum. Çağdaş medeniyet belden aşağı bir dünyayı arzulayan bir olaydır. Nefsemmare. Oyna, şıkır şıkır, işte ye iç. Bunu sağlayacak ne varsa, işkembe mi, belden aşağı mı, tatmin etmeme mi sağlayacak ne varsa o bana araçtır. O bana araçtır. Onun üzerinden geçer giderim. Ve dolayısıyla amaç haline geliyor aslında. Tabii amaç haline geliyor. O araç amaç haline geliyor. Aslında çok meşru düzenlerde onlar araç bile kabul edilemez. Evet. Araç bile olamaz. Her araç meşru değildir. Evet. Amaç ne kadar olumlu olursa olsun, araç kötü olursa o amaç da değerinden kaybeder. Değerinden kaybeder. Ben hekimim, karşımdaki ölümcül bir hasta. Ben onu sürekli olarak ayakta tutmaya çalışıyorum ki parasını kesebileyim ve ona sürekli olarak şey diyorum. İşte sen iyileşeceksin, gene gel bana. Ben sana şunu yapacağım, bunu yapacağım. Halbuki öleceğini biliyorum. Ha bir de şöyle olabilir. Öleceğini biliyorum ama onun moralini ayakta tutmak için ona destek olurum. Sen iyisin, hoşsun, şusun, busun ama onu sömürmem. İbn-i Sina'ya ait bir, yanılmıyorsam hocam, siz yani mutlaka bir hikaye şey vardır, anekdot. Evet. Yani kendisi veya başka bir hakim birisine de ait olmuş olabilir. Şu an İbn-i Sina diye kaldı aklımda. Yani bir hastayı görüyor. Hastada hastalığın nedenini falan galiba görüyor, hatırlıyor. Ama kendisi de şikayet edeceği semptom olarak, belirti olarak gördüğü hastalığa neden olan şeyi kendisi de yaşadığı için tedavi olarak onu önermiyor. Evet. Yani git başarısız diyor. Başarısız görüyor evet, kendimi. Evet. Yani ondan sonra, yani belli bir süre sonra kendisi o şeyden kendisini kurtarıyor. Yani o kötü şeyden kendisini uzaklaştırıyor. Ondan sonra hastayı çağırıyor. Bu eski ahlakla, sermaye öncesi ahlakla diyelim. Çok basit olaylar var. Davranan mesela esnaf. Geliyorum ben size, soru diyorum ki Yusuf Bey, ben işte şu gözlüğü istiyorum. Diyorsunuz ki bende yok, yanımda komşumda var, bir kişi de var da daha o
siftah etmemiştir. Ona git, beni ona yönelt diyorsunuz. Çok basit bir örnek. Evet. O muhteşem bir şey. Müthiş bir şey bu. Bizim şeyde ahi teşkilatının hani başta gelen ilkelerinden bir tanesi. Fatih'in başından böyle bir şey geçmiş hocam. Kendisi gitmiş kıyafetini değiştirerek böyle 3-4 tane şeye girmiş. Ondan sonra yani işte öbür arkadaşa git, öbür dükkana, bakkala neyse falan diye hepsi birbirine gönderince, daha ben siftah yaptım, o yapmadı diye hatırlarsınız. Evet, evet. Ondan sonra tamam diyor. Yani bu iş yürüyor. Bu iş yürür. Yürür. Yani evet. Bu iş bitmiş. Şimdi bu anlayış, bu düzen tamamıyla berhava ediliyor. Bu düzen tamamıyla berhava ediliyor. Zaten ne yaparsan yap, ne edersen et ilkesi getiriliyor. Meşhur evet, evet. Fransızca bir deyişle gündeme sokuluyor. Yani senin için bırakınız dünya yapsınlar, bırakın istedikleri gibi davransın gibi bir şey, nasıl tercüme edersin? Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler, gitsinler hocam. Gitsinler, evet. Liberalizmin mottosu. Başıboş kalmış bir it sürüsü gibi. Yani ne yapacağı belli değil. Ortalığı tarumar ediyor, silip süpürüyor ve gördüğümüz hadise de budur. Budur. Aynen hocam. Çok... Ha, bunu durduran hala güçler var mı? Var tabii. Var. Zaten yok olmamızı engelleyen bir şey varsa dünyada bu marjinal güçlerdir. Şimdi bunların gören insanlar var. Biraz önce işte saydığınız bir takım filozoflar arasında görenler, görmeyenler vesaire var. Durdurmaya kalkmışlardır. Ve bu yeni çağda bu deli dolu gidişi durdurmaya çalışan medeniyet denemeleri ortaya çıkmıştır. Mesela? En başta gününü doldurduğu öne sürülen İslam medeniyeti. Bunun potansiyeli olabileceği düşünülmüştür. Neden? Çok ilgi çekici bir olay. yeni çağ tarihine baktığımızda bütün kıtalar İngiliz ve onun ardı sıra gidenlerin sömürgesi haline gelmişlerdi. Amerika, Afrika, Asya sömürgeleştirildi. Üç ana kıtada da, dört hatta. Dört kıtada, Avustralya'yı da katın. Tabii, evet. Hepsinde sömürge var. Evet. Nedense, ne kerametse, onun üzerine daha çok konuşulup tartışılabilir. Osmanlı coğrafyası bu sömürgeleşme işinin dışında kaldı. Efendim işte yarı sömürge oldu, çeyrek sömürge oldu, şu oldu, bu oldu. Bilmiyorum. Bir hükümran devletti. Evet. Gücünü kaybetse de ne olursa olsun koskoca Afrika kıtasına bakıyorsunuz. Habeşistan'ın dışında bağımsız bir devlet bulamıyorsunuz. Asya'ya bakıyorsunuz. Hepsi gitmiş. Böyle sallantıda, ipin ucunda kalmış bir İran var. Sömürge midir, değil midir, ne olduğu belirsiz. Orada bir beyaz leke şeklinde Osmanlı Devleti duruyor. Bir kolu Avrupa'da, bir kolu Asya'da. İşte Mısır sallantıda. Trablus hala bu tarafa bağlı. Bu duruyor. Şimdi öbür tarihi medeniyetler bağımsızlıklarını, hükümranlıklarını kaybetmişler. Hint, Çin gitmiş onlar. Osmanlı'nın çerçevesinde İslam medeniyeti ne kadar yıkılıyorsa yıkılsın gene bir parça yaşıyor. Hatta o şeyde en son o çöküş asrında bile Ahmet Cevdet Paşa'nın söylediği şey insanlığın son adası diye tarif ediyor. Çok, çok doğru. Ne müthiş bir belirleme. Evet, evet. Müthiş bir belirleme. Ve bu son adanın son kahramanı Abdülhamit Han'dır. Yani kim ne derse desin
İngiliz Yahudi emperyalizminin son derece karaladığı, kötülediği, tukaka dediği. Boşuna yapmadı. Tabii. Bütün bunları. Gayet tabii. Evet. Çünkü bel vermedi adam. Evet. Bu adam tuttu. Bu son şeyi tuttu. Şimdi 20. yüzyıla değin bu devlet Avrupalı olmayan, altını gayet kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. Avrupalı olmayan Osmanlı Devleti ve biz Avrupalı değiliz. Ve Avrupalı olmak kadar bana ağır bir şey gelmiyor. Zul. Niye? Niye? Evet. Niye yani? Evet. İnsan olmak Avrupalı olmakla anlamdaş değil ki. Evet. Gandhi Avrupalı değildi. İnsan değil miydi Gandhi? İnsanca yaşamak istemiyor musunuz diye hemen çok basit, ayartıcı bir soru soruyorlar. Ne demek insanca? Yani ıkınıncaya, tıkınıncaya, patlayıncaya kadar yemek, tek takla atmak, hoplayıp zıpla. Yani insan şeref ve haysiyetini Hint medeniyeti hiç savunmamış mı? Evet. Çin medeniyetinde görmüyor muyuz? İslam medeniyetinde bu yok muydu? Varsa yoksa çağdaş İngiliz Yahudi medeniyetinde mi var insan haysiyeti ve şerefi? Şimdi bu devletin çerçevesinde, Avrupalı olmayan bu devletin çerçevesinde bir medeniyet kör topal yaşaya gelmiştir. Yeni medeniyetin, yeni çağ, din dışı Avrupa medeniyeti ve onun devamı olan çağdaş İngiliz Yahudi medeniyeti buna tahammül gösteremezdi. Rakip istemiyor. Neden rakip istemiyor? Kazanma hırsına, kazanma iradesine gem vurulur korkusuyla. Bunu aradan sonra açalım hocam. Hayır, son bölümde. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra son hocamız İngiliz Yahudi medeniyetini de telaffuz etti. Yani bayağı önemli bir kavramsallaştırma. Ortalıkta dolaşan, vulgarize edilen algılama biçimleri, her taşın altında Yahudi arama falan hikayesinin ötesinde çok esaslı, temellendirecek hocamız. Aradan sonra birlikte olacağız. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Bu akşam Teoman Duralı hocamız da Türkiye'nin en önemli düşünürlerinden birisi. Felsefeden medeniyet fikrine giden bir düşünür. Yani Türkiye'de örneği yok açıkçası. Hocamızla birlikte aslında insanın yaşadığı medeniyet bunalımını konuşuyoruz. Son geldiğimiz noktada bir İngiliz Yahudi medeniyeti Tim'den söz etti. Aslında çalışmasında bu çok önemli bir çalışma. Türkiye'de yapılmış en önemli çalışmalardan birisi. Çağdaş küresel medeniyet. Tit tarif ederken zaten İngiliz Yahudi medeniyeti, çağdaş küreselleştirilen İngiliz Yahudi medeniyeti kavramını da dolayısıyla tanımını belki de kullanıyor aynı zamanda. Hocam neyi kastediyorsunuz? Yani oradan içinde yaşadığımız süreçte, yani belki bir 50 yıllık şeyi veya 100 yıllık şey süreci de kapsayacak şekilde zaten oradan gidiyoruz da.
yaşanan krizi de anlamlandıracak şekilde İngiliz Yahudi medeniyeti, İngiliz tarafı anlaşıldı. Evet. Sanki Yahudi tarafı da yine orada mı gizli? Tarihi tarihi bağlamda Yahudilerin İngiltere'ye 17. yüzyıldan itibaren önemli ölçüde gelişleriyle birlikte yanlarında paralarını ve bilgilerini getiriyorlar. Çok kısa, çok özet olarak sanayi devriminin kurulmasında ilgili rolü var mı? Aynen o. Aynen o. Hollanda'dan falan mı geliyor hocam bunlar? Hollanda üzerinden geliyorlar. Özellikle Portekiz'den, kısmen de İspanya'dan geliyorlar bu kişiler. Ve koydukları para ve bilgiyle İngilizlerin atılım gücü, teşebbüsleri birleşiyor. Bu dediğim gibi çok özet bir anlatım olunca tabii birçok şeyi açıkta bırakıyor. Bu para ve teşebbüs gücü, atılım gücü birleşince ortaya mali sermayecinin, finans kapitalizmin somutlaşmış örneği çıkıyor karşımıza. Biraz önce belirttiniz, sanayi devrimi gerçekleşiyor bu yolla. Bunun öncesi Hollanda'dadır, Flemenk'tedir. Ama orada henüz fabrikalaşma yok. Orada imalathaneler var. Büyük çaplı imalat, bilhassa gemi inşa işi var. Asıl fabrikalaşma, otomasyona geçiş. Fabrikadan kastım o. Makinalar çalışmaya başlıyor ve insan gücü çekiliyor. İnsan gücü çekilip de iş makinalaşmaya geçince bu medeniyet köleliği yasaklıyor. Çünkü öbür bütün kültürlerde, bütün toplumlarda kölelik iktisadın esasını teşkil ediyor. Kölelik yasaklanınca onların iktisadı çöküyor. Bunun başında İspanya geliyor, başta gelen rakip olarak. Evet. Yani burada insan sevgisi, işte köle çok kötü, veya bunlar hikaye. Evet. O şeyi baltalama. Aynı olayı Amerikan İç Savaşı'nda görüyoruz. Sanayileşmiş olan Kuzey, yani birlikçiler, sanayileşmemiş ve köleciliği muhafaza etmek zorunda olan konfederatistleri ortadan kaldırmak için köleliği yasaklıyorlar. Bütün mesele burada. Şimdi burada ben bu İngiliz Yahudi medeniyeti lafını ettiği vakit insanlar işte irkiliyorlar. Hemen akla Yahudi düşmanlığı falan, nedense yani Yahudi sözünü etmekle Yahudi düşmanlığı arasındaki ben ilintiyi kuramıyorum. Herkesin bir düşmanı olabilir. Evet. Türk'ün düşmanı vardır, Arap'ın düşmanı vardır. Herkesin bir düşmanı vardır. Ama bu bizi mesela öyle fazla irkiltmiyor ya. Olabilir. Adam Türk düşmanı olabilir. Ne yapayım yani? Evet. Öyleyse öyle. Evet. Ama burada bu bir tabu. Bu kastedilmiyor. Yani onu hemen herkesin önünde şunu söylemek istiyorum. Bu bir olayın, bir vakanın tespiti ve yansıtılması olayıdır. Ya. Yeni çağ medeniyetin arkasından gelen 1790'larda artık belirmeye, kendisini göstermeye başlayan bu medeniyet olayı iki toplumun, iki birimin birleşmesinden, akıl izdivacından ortaya çıkmıştır. Bir tanesi demin dediğim gibi ortaya parayı koyuyor, bilgisini getiriyor. Öbürüsü de atılım gücünü bunun emrine veriyor, bu paranın ve bu şeyin, ne derler, bu bilginin. Ve bu iki birimin, bu birleşen iki birimin çocuğu ABD oluyor. Birleşik Devletleri. Evet. Ve öbürleri ondan sonra işte Kanada'sı, Avustralya'sı vesaire. Bunlar hepsini ben yeni İngiltere'ler olarak görüyorum. Evet. Ayrı birimler değil bunlar. Bunlar yeni birimlerdir. Bunların kendilerine mahsus çok önemli özellikleri var bu İngiltere'lerin.
Biraz açalım hocam. Çok önemli özellikleri var. İngiltere öncelikle dini millileştiriyor. Kavmileştiriyor. Yahudilikte gördüğü bir olayı örnek alarak kendine uyguluyor. Yani burada Alman protestanlığından Luteryen şeyden daha önceki bir süreçten tabii, bahsediyor. Yani, sorum şu hocam. Yani kısa bir soru. Yani aslında dinin millileştirilmesi hikayesi Almanların değil daha çok İngilizlerin yaptığı şeydir. Aynen mi öyle. Demek istiyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Almanya'da bir önemi yok protestanlığa geç. Yani ayrı orada Almanya'da bu bir ilahiyat olayı, bir teolojik olay. İngiltere ve Hollanda'da ama özellikle İngiltere'de İngiltere derken tabii Britanya'yı kastediyorum ben. Yani o anlamda söylüyorum. Daha çekirdekte de İskoçları. Onlar da İngilizleşiyorlar. Onlar da kiliselerini millileştiriyorlar. Presbiteryen kilisesi, Anglikan kilisesi gibi milli davaya hizmet eden dini bir kurum haline geliyor. Daha çok felsefi anlamda belki. Felsefi anlamda. Önce yorumu yapılıyor. Zaten yani İskoçlardan oluşması. Hristiyanlığın en önemli yönü, bu protestanlıkta da böyledir, katoliklikte olduğu gibi, felsefileşmiş bir dindir. Felsefeye yedirilmiştir. Ama şimdi o çok uzun bir hikaye. Oraya hiç girmeyelim. Millileştiriyor. Tıpkı İsrail kavminin insanlığa gelmiş olan, Hazreti Musa yoluyla bütün insanlığa gelmiş ilk din olan Yahudiliği kendine yontması gibi. Yahudilik bir kavim adı değildir. Her zaman her yerde söylüyorum, kavimmiş gibi algılanıyor. Hayır. Bu bir dinin adıdır. İslam gibi, Hristiyanlık gibi, Hinduluk bir dinin adıdır. Bu dine ilkece herkes girebilir. Herkes intisap edebilir. Ama inhisar ediyorlar. Evet, tek ellerini almışlardır. Bunun gibidir Anglikan kilisesi. Buna benzemektedir. Ve İngiltere hükümdarlık kalmakta bir din devleti kalmakta iki ısrar etmiştir. Toplum dini bir toplum değildir. Burada iki kavramı ayırmamız lazım. Laiklik ile sekülerlik. Evet. İngiltere laik değil, seküler bir toplum. Ve bu sekülerlik bağlamında yani din dışı bir yaşama biçiminde dünyaya yayılmış, yayılırken dini bir toplummuş fikrini uyandırmıştır işgal ettiği topraklarda. Kendisi Anglikanlığa 5 para vermezken Anglikanmış gibi gidiyor. Ve o dini yayıyor. İşte. Yani hem dini millileştiriyor hem de sekülerleştiriyor diyorsunuz. Evet. Aynı şekilde herkesi cumhuriyetçiliği götürürken, servis ederken, cumhuriyetçi olun derken, işte en başta Fransız ihtilalini şey yapıyor. Kendisi hükümdarlıkta ısrar ediyor. Sınıf farklılığını muhafaza ediyor. Bu toplumdaki dokunun açılmasını, dokunun sökülmesini önlüyor. Bu bugüne kadar gelen bir şey. Yeryüzünün sanıyorum en özellikli 3-5 toplumundan biri İngiliz'dir. İngiliz'in özellikleri nelerdir dediğiniz vakit tık 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 bunlar sayılabilir. Çok belirgin özellikleri olan bir millettir. Çok az yeryüzünde böyle millet vardır. Özellikleri belirgin olan. Bunları hiçbir şekilde feda etmiyor. Bunlardan vazgeçmiyor. Bunlardan vazgeçmemesinin en önemli sebebi milli dayanışmayı, tesanüdü muhafaza etmektir. O milli tesanütte, o milli dayanışma çıkarların gerçekleştirilmesi
noktasında kullanılmaktadır. Tartışma var. Ve sanıyorum yeryüzünde gerçek anlamda demokrasiyi yürütebilen tek millet de İngilizlerdir. Biraz onlar İngilizleşmiş gibi görebileceğimiz Felemenkler ve işte İsveçliler, Danimarkalılar vesaire. Öbür bütün toplumlarda bu pot oturan bir elbisedir. Demokrasi dediğimiz olay. Evet. İngiltere'de çok şık bir, çünkü yaratıcısı onlardır. Bırakalım şimdi eski Yunan'ı falan. Evet, evet. Bunun mucidi İngilizlerdir. 13. yüzyıldan beri tatbik ettikleri bir sistemdir. Ve bunu doğru olarak götüren bir tek onlardır. Her ahval ve şerait altında bunu yürütmüşler. Ama öbür taraftan o asil sınıfı da korumuşlardır. Bu engel olmuyor demokrasilerine. Evet. Monarşi de engel olmuyor. Ne demokrasi monarşiye engel, ne de monarşi demokrasiye engel. Evet. Bunu birlikte götürüyorlar. Evet. Çok enteresan bir durum. Evet. Şimdi bunu biz anlayamıyoruz dışarıdan bakanlar. Bu olayları, bu İngiliz muammasını anlayamıyoruz. Ve kafamız allak bullak oluyor. Yani çığırından çıkıyoruz. Evet. Hele biz Türkler olarak büsbütün karıştırmışız işleri. Çünkü çağdaş İngiliz Yahudi medeniyetini yerinden almaktansa, kaynağına gitmektense onu sol kulağımızı sağ kulağımızla göstermeye kalkmışız. Fransa üzerinden almaya. Fransa anlamamış ki zaten kendisi. Biz kalkıp da Fransa'dan anlayalım. Böyle büyük bir Fransızlar demokrasiyi anlamadılar. Hayır efendim, nerede anlayacaklar. Demokrasinin İngiltere'deki en önemli belirtisi, göstergesi sivil toplum olmasıdır. Sivil toplum ol. Halbuki bizim bütün geleneğimiz askerliğe dayanmaktadır. İngiltere o derece sivildir. Ordusu hizmet dışı durumlarda sürekli sivil giyinmiştir. Amiral Nelson'u okuyun mesela, çok enteresandır. Muharebe sahasının dışına çıktığı anda adam sivil giyiniyor. Bu 18. yüzyıl sonlarında olan bir hadisedir. Bu derece. Bu yapmacık değil. O toplumun öz yapısından ileri gelen bir olaydır. Yani askerinde bile bir sivil anlayış var. İyidir, kötüdür bir ayar demiyorum ben. Tabii. Yani sivil anlayışa %100 karşı da olabilir insan. Ama bu bir durumdur, bir olaydır ve bunu görmek lazım. Evet. Hiçbir toplum bunu böyle gerçekleştirememiştir. Evet. Şimdi ben onu kitabımda da belirtiyorum. Mesela İngiltere'deki disiplin bireyin öz disiplinidir. Dışarıdan giydirilmiş bir disiplin değildir. Bunu ben hep oradayken otobüs kuyruklarında falan görürdüm. Kendiliğinden kuyruğa gidiyor adamlar. Evet. O yürüyen merdivenlerde hep sağda dururlar. Kimse gelip de copla, işte sopayla sen sağda duracaksın mı? Almanya'da da tersi olurdu o yıllarda, daha küreselleşme yoktu. Kuyruk buyruk olmaz, herkes otobüse üşüşür. Dirsek atar, bilmem ne yapar. Ama bilmem kaç metreden üniformalı bir adam gördü mü de sıraya girer. Çok ilginç, evet hocam. Yani bu, güzel oldu. Bu çok çok semptomatik şeylerdir bunlar. bu bakımdan anlamadığımız, kavramadığımız, hiçbir şekilde hazmetmediğimiz bir dünyanın mensubu olmaya kalkıyoruz. Avrupa'nın öteki kültürleri bile İngiliz karşısında kötürüm kalmışlardır. Evet. Dolayısıyla hiçbirisi İngiliz Yahudi kültürü derecesinde sermayeciliği geliştirememiştir.
Hocam son bir dakika diyor arkadaş. Tamam. Yani buradan bu insanlığın bu medeniyet buhranını, bunalımını, krizini krizine ilişkin yaptığımız bu yolculuğu özetleyecek olursak ne dersiniz hocam? Kabaca bir iki cümle. Efendim tek bir medeniyet modelinin olması, buna bir seçeneğin ortaya konulamaması ve konulamaması diyorum, yani konulmasının mümkün olmaması, düşünme yeteneğinin durdurulmasından ileri geliyor. Günümüzde 1970'in başlarından itibaren filozof yoktur. Bunu bir kere belirleyelim. Felsefe ile birlikte bilim de durmuştur. Bilimi biz teknolojiyle karıştırıyoruz. Dolayısıyla çığır açıcı yenilikler yoktur. Bütün yenilenmeler zaten icat edilmiş olan türevleridir onlar. Evet. Türevleri. Evet. İşte telefon icat edilmiş, onun cep telefonu çıkıyor. Onu görüntüleştiriyorsunuz. Sinema çıkmış, oradan televizyona geçmişsiniz vesaire. Evet. Türevler vardır. Yeni şartlara uygun, yeni şartlara cevap verecek çığır açıcı herhangi bir zıplama yok. Niye düşünemiyoruz? Öğretim buna izin vermiyor. Okullaşma buna izin vermiyor. İki, bir reklam dünyası içinde yaşıyoruz. O reklamlar bizim düşünmemizi aynen uyuşturucu madde gibi durdurmaktadır. Narkoz. Narkoz ve burada istediğiniz atı sürebilirsiniz. Filistin'de katliam yaparsınız, o hoş gösterilir. Vietnam'da şu olur, gene hoş gösterir vesaire. Yani dünyaya istediğiniz biçimi verebiliyorsunuz. Kimse size dur kardeşim ne yapıyorsun? Bak burada şöyle bir değer var. Bu değere bakarak bunu ayarlamamız lazım. Cesaretini de bırakın, aklına gelmiyor kimsenin. Hep bu eldeki ölçüler, eldeki paradigma içerisinde debelenip duruyoruz ve o debelendiğimiz çerçevenin içerisinde tabii ki burada ortaya çıkan sorunlara, temel sorunlara, asli sorunlara cevap bulmak mümkün değil. Hocam çok teşekkürler. Yani hadi, dolayısıyla o çerçevenin dışına çıkmak gerekiyor. Çıkmak lazım. Paradigma dışına çıkmak evet, gerekiyor. Evet, aynen. Hocam çok sağ olun. Müthiş bir tour de force oldu. Çok sağ olun. İnsanlığın yaşadığı medeniyet buhranını, krizini kısaca özet bir şekilde hocamızla, Teoman Durul hocamızla konuştuk. Gelecek hafta en düşüne taşına da tekrar birlikte olmak üzere.